Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi Volkan'la birlikte evden çıktık. Kızılkaya Deresi var burada köyün yukarı kısmında. Şimdi oraya çıkıyoruz. Size buranın güzelliklerini ondan sonra hatta çıkarsa ayılarını da göstereceğiz ama bakalım. Bu aralar biraz çıkıyorlarmış evlerin önüne falan geliyorlarmış. Denk getirebilecek miyiz? Biraz yoğun çalışıyorlar ayılar. Evet. Okey koş. Evet. Şu anda bal yapmaya çalışan bir arıyla birlikteyiz. Herkes işinde gücünde arkadaş. Bay bay arı. Herkes ekmeğinin peşinde. Evet, mis gibi böğürtlenler de var. Daha olmamış. Evet, bunlar buranın doğal yetişenleri, doğal güzellikleri. Tabi burası böyle komşunun arsası. Biz çıkıyoruz. Merve, bana bak. Bak burası bizim küçükken bütün mahallece top oynadığımız yer. Buraya gelmiştik değil mi? Ama şimdi madencilik faaliyetleri yüzünden biraz değişti. Velekkana diyorduk Gürcüce. Şu alanda top oynuyorduk. Küçükken çok büyük geliyordu tabi burası. Dönüşte silah atalım burada istersen. Olur. Buraya geliyorduk top oynamaya. Futbol. Bak şu karşıdaki dağın yamacını görüyor musun? Şurası mı? Oradan dere akmıyor muymuş? Şurası bak. Şurada arı kovanları var. Aa evet. Buralara, kayalara ve ağaçların üstüne hep arı kovanları... Dalı çekersin. Koyuyorduk. Koyuyordular daha doğrusu. Bizden daha ama yaşlı insanlar. En güzel balı da buradaki bu aralarda yapan arıların yaptığını söylüyor. Yani kovandan ziyade kara kovan diyoruz. Işte. Niye o taşların üstüne koyuyordular? Ayılardan koruyabilmek için. Ama tabii eskiler yaşlılar kalmayınca gençler pek uğraşmıyor artık. Şuradan belki biraz daha iyi görünür. Şurada. Şöyle. Evet Merve. Sevgili inek arkadaşım. Merhaba. Merhaba. Sen otlayıp bize güzel sütler mi vereceksin? Memnun musun? Merhaba, evet Merve gel. Ne göstereceğim sana? Evet bu... Biraz küçük bir ayının izi. Çok büyük değil. Ay bakayım. Şurada devam ediyor. Ha, bu bizim evin oraya giren ayı mı Ayasın? Aha. Ayı izleri ve... Selam. Burada da var. Selam.
Ayıya doğru gidiyoruz. Böyle gidiyor. Şehirli biri korktu sanırım. Hayır, korkmadım ama bayağı var. Baksana. Evet arkadaşlar, biraz önce Volkan gösterdi de gibi buradan biraz önce, bizden hemen önce bir ayı geçmiş. Arkasından Volkan. Evet, en sevdiğim manzaralar bu yukarıdaki sis ve yeşillik. Bayılıyorum bu ekolojiye. Mis gibi havaya. Kokuyu bir duysanız. Ama tabii bir yandan şantiye arabaları çalıştığı için de. Ayı takip ederek gidiyoruz arkadaşlar. Götürüyor vallahi beni. Ayıların izinden. Ayının izinden Volkan. Volkan'ın izinden ben. Bakalım ne olacak. Yalnız şöyle bir şey söylüyor. Mesela ben bu zamana kadar ayıyla karşı karşıya gelmediğim için ne olacak ya, bir şey olmaz falan modundayım, ama diyor ki yani şehirdeki insanlar yabani hayvanların tehlikesini bilmedikleri için gerçekten cesaretli oluyorlar, korkmuyorlar diyor. Değil mi hayatım? Umarım karşılaşmayız. O korkusuzluğun devam eder. Neyse, ben silahları ki patlatırsın. Ayıya değil tabii, havaya. Küçüklüğümüz buralarda geçti bizim. Merhaba. Ama tabii buralar daha farklıymış. Tabii canım, daha bakirdi. Evet, derenin falan oraları. Şimdi gidince göstereceğiz ama biraz ışık yansıyor şey. Yalnız işte Karadeniz'in bir güzelliği şu. Yani her yer gerçekten hani ot, ağaç, evet, ve yağış çok yüksek olduğu için nemden dolayı da her şey hemen yetişiyor, büyüyor. Ne kadar işte bu yolların kenarları şantiye makineleri yüzünden gitmiş olsa da anında çıkmışlar. Her yer zaten işte. Ha evet. Arkadaşlar bu arada kestane ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben burada yediğim kestane kadar güzel bir kestane hiçbir yerde yemedim. Minik olur, güzel olur. Bizim oraların kestaneleri de güzeldir ama burası çok apayrı. İşte Ekim, Kasım gibi, evet, Volkan yine bir. Aha da. Şöyle bir karşılaştırayım bakayım ya ayıyla ayak izini. Parmakları çok büyük. Kocaman. Evet, sesinden de anlaşıldığı üzere dereye yaklaştık. Bu derenin eski zamanlarda, yani işte Volkanların çocukluk zamanındaki sesiyle şimdinin bir olmadığına da adım gibi eminim. O zaman suyun fazlalık oranı vesaire böyle şarıl şarıl akıyormuştur büyük ihtimalle. Tabii. Ama şimdi tabii dere, aktığı kadar. İrili ufaklı dereler birleşip Çoruh Nehri'ni oluşturuyor. Bu da Çoruh Nehri'nin bir kolu. Küçük de olsa. Benekli alabalıklar var burada. Hmm. Bugün balığa da gidelim. Aa, balık aslında nereye gidiyordu abimler? Onlar baraj gölüne gidiyor. Burada küçük bir ağ sistemi var. Onunla tutuyoruz suyun içine giderek. Bu dere için. Tabii. Orada oltayla tutuluyor. Ya bırakın manzarayı vesaireyi falan da kokuyu bir böyle hissetmeniz lazım. Keşke kokuyu da paylaşabilsek sizinle. Belki de o teknoloji de getirirler, bilmiyorum ama. Ay. Evet. Volkan.
Şangır şungur yere geldik ha. Evet. Bu da bizim deremiz. Eskiden daha coşkun, daha güzel akıyordu. Bu oksitlenme de bakır madeninden dolayı böyle oluyor. Hala balık var. Fakat tutmak gerekiyor. Burayı da maden yolu. Maden arabaları çalışıyor. Madene karşı değilim. Ben de maden mühendisiyim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Doğa kendini bir şekilde yeniliyor. Tabii çok fazla tahrip etmememiz de gerekiyor bunun yanında. Karadeniz'de hava hep böyle. Puslu. Alışkınız biz. Merve daha yeni sayılır yani. 2 yıl bitti ama yeni alıştığı için pek sevmiyor puslu havayı ama biz alışkınız. O da bizi çekiyor. Merhaba Merve. Merhaba Volkan. Buralar çocukluğumuzun geçtiği, büyüdüğümüz yerler. Aa, arkadaşlar vlog çekiyor. Geziyoruz. Abi, vlog YouTuber misin lan? YouTuber değilim. Tanıtımcıyım. Öyle. Şimdi birazcık dinlenelim. Sonra geri döneriz. İşte burada da ekolojik bir çeşitlilik, flora zenginliği. Bir diğer görüntü de burada çoğu yer böyle. Yani bu iş makineleri vesaire tabii burada düzeni bozduğu için ne bileyim böyle farklı kaligrafik bir görüntü gibi bir şey ortaya çıksa da ağaçların köklerinden ayrıldı. Yani köklerin topraktan bu şekilde ayrıldığı, işte yukarıdaki ağaçların, bitkilerin tehlikeye girdiği görüntüsü de gayet apaçık ortada. Damarın en yakışıklı en karizmatik insanı olan Sayın Kocam Bey. Ve büyük yapraklar. Dırırın dırırın dırırın. Buradan ne çıkıyordu? Çakmak taşıyla birazcık altın. Evet, çakmak taşıyla altın. Fre çakmak taş mı? Şöyle nedense şöyle kapıları ve şeyleri çok seviyorum. Burası da arka taraf fındıklar geçen yol. Burası komşunun bahçesi. Ve komşunun minnakı. Pek minnak değil de. Psst. Ne haber? Çonçi. Evet, burası da bir fındıklık bu arada. Hadi görüşürüz. Haydi hoşça kal. Seninle de görüşürüz sonra. Haydi hoşça kalın.